Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle başlıyorum. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibariyle sona eren raporlarının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi. Ağustos'ta en fazla reel getiri külçe altında oldu. Almanya'da sanayi üretimi Temmuz'da artmaya devam etti. Almanya'da Temmuz'da ara malı ve tüketim malı üretiminin artmasının etkisiyle bir önceki aya göre %1.2 yükselen sanayi üretimi artarda 3 ay artış kaydetmiş oldu. München, Kongre'nin hükümet fonlamasını Aralık ayına uzatılmasını bekliyor. ABD Hazine Bakanı Münchin, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların harcamalar ilişkin yasama konusunda bu hafta sonuna kadar ilerleme kaydetmesini umduğunu söyledi. Münchin Münch'in Trump ülke ekonomisinin toparlanma sürecinden daha fazla memnun olamaz dedi. ABD Hazine Bakanı Stephen Münch'in Başkan Trump'ın toparlanmadan son derece memnun olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'a aralarındaki sorunun çözümü için diğer körfez ülkeleriyle müzakere yapmaya davet ettiği belirtildi. Çin'in ihracatı Ağustos ayında toparlanmaya devam ederken ithalat geriledi. İngiltere Brexit görüş e, müzakerelerinde anlaş. Anlaşma için 15 Ekim'i son tarih olarak belirleyerek olası anlaşmazlık durumu için hazırlıklarını, hazırlıklarını arttırıyor. Türk Şeker, Pancar, Mısır ve Ayçiçeği alımlarına başladı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1578 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, 53 hastanın vefat ettiğini duyurdu. Kredi verdiği çiftçilerden etkilenerek mesleğini bıraktı. Muğla'nın Milat ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Enisa Soykan 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bırakarak salep üretmeye başladı. Volkswagen'in üretim ve yazılımla Tesla'yı geçebilecek bir pozisyonda olduğunu söyleyen Volkswagen İş Konseyi Başkanı Bernd Osterloh elektrikli otomobil hedeflerine 2023'ten önce ulaşabileceklerini belirtti. SGK özel hastanelerin PCR testi pozitif çıkan hastalara ilişkin tedavi hizmetlerini yeniden ödemeye başlayacak. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşmaya varılmasının kolay olduğunu ancak ülkesinin Avrupa Birliği'nin balıkçılık ve devlet yardımı konularındaki pozisyonunu kabul etmeyeceğini belirtti. Güney Kore hükümeti 59 yıldır ilk kez dördüncü ek bütçeyi talep edecek. Güney Kore hükümeti koronavirüs ile mücadele olan bu yıl dördüncü kez ek bütçe talep edecek. Güney Kore bir yılda dört kez ek bütçeye en son 1961 yılında gidilmişti demişler. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bu yıl online düzenlenen finansal okuryazarlık seminerleri ile 3597 çalışan kadına ulaştı. Çin'de yeniden kullanılabilir ilk uzay aracı test uçuşunun ardından iniş yaptı. Otomobil sektöründen Ağustos ayında 1,5 milyar dolarlık ihracat, Uludağ Otomobil Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye otomotiv endüstrisinin dış satımı geçen ay hem yeni tip koronavirüs salgını hem de otomobil fabrikalarının hem de otomobil fabrikalarının bakım onarım faaliyetleri için üretime ara vermesinden etkilendi dediler. İstanbul Havalimanı şehir merkezine bağlayacak Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosunda ilk tren setinin imalatları tamamlanarak raylara indirildi. Bakan Kara İsmailoğlu 120 km hız yapabilecek Türkiye'nin en hızlı metrosunda kullanılacak tren setlerinin bu ay içerisinde birleştirilerek performans set testlerine başlayacağını söyledi. Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 27 milyonu aştı. ABD Başkanı Trump pandemi borç verme programından kalan 300 milyar doları vergi mükelleflerine dağıtmak istiyor. Bilişim vadesi ile Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım Ortaklığı'nda 100 milyon liralık Bilişim Vadesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğünlerde dikkat dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Ma mesafe diyoruz uyulmuyor. Maske diyoruz uyulmuyor. Bu hastalıktan korumanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi de tedbirini" kendisi uygulayacaktır dedi. Danimarka Danimarkalı regülatör emeklilik fonlarını uyardı uzun vadeye odaklanın dedi. Apple ve Tesla'nın hisse bölünmeleri aracı kurumlarda yaşanan aksaklıkları arttırdı. Türkiye genelinde Havalimanlarında Ağustos'ta hizmet verilen toplam yolcu sayısı 9.573.876 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 99 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak. Ticaret Bakanlığı iki şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsünü verdi. FED Başkanı Jeremy Powell istihdam birçok kişinin beklendiğin, beklediğinden daha iyi ancak ekonominin tam olarak toparlanması yıllar alabilir dedi. Kosova ile Sırbistan Beyaz Saray'da ekonomik normalleşme anlaşmasını imza attı. BDDK tüketici kredilerinde genel vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdi. Avrupa Birliği'nden serbest dolaşıma yönelik ortak kriter teklifi haftalık güncellenecek harita bölgeler salgın verilerine göre yeşil, turuncu, kırmızı ve gri renk olarak ayrılacak. Türk Hava Yolları yeni bir teknoloji şirketini kuracağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzde 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı var. Önümüzdeki ilk seçim 2023'te şeklinde konuştu. ABD tarım dışı istihdam beklentinin hafif üstünde arttı. ABD tarım dışı istihdam Ağustos ayında 1.371.000 ile beklentinin hafif üzerinde arttı. İşsizlik oranı %8.4'e düştü. Real efektif döviz kuru Ağustos ayında 63.71 seviyesine geriledi. Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüs için dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının gelecek yılın ortasından önce beklenmediğini bildirdi. ABD'li küresel şirketler iş gücü piyasası için uygulanan mali teşviklerde sona yaklaşılırken 200 bin kişiyi işten çıkardı. Haberlerimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.